Yeni kuracağın işe bu şekilde destek olayım dedim. Bana saygı duy ve beni utandırma. Yemin ediyorum utandırmayacağım. Yemin ediyorum sana anne, yemin ediyorum. Sen bekle ve gör bakalım. Ben Salman Han'ı bile evlendireceğim. Bana hiç kimse engel olamaz. Salman'ı kenara koy bakalım. Çünkü evlendirmek için önce bir gelin bulmalısın. Ama Salman gelin falan aramıyor. Olsun, ne var bunda? Ben de o zaman Yuvraj ve Rumbir'in aralarını yaparım. Kenny, uçmak için bu kadar acele etmene gerek yok. Önce yürümeyi öğrensen daha iyi olur, öyle değil mi? Önce yürü, sonra uçarsın. Önce sıradan birini bul, evlenmek isteyen bir gönüllü. Bu işe çok sıcak bakan, buna niyeti olan birini, mesela bir arkadaşın olsun ya da başka türlü tanıdığın. Hem daha şimdiden tüm dikkatini evliliğe verme. Önce git şu çeki bozdur bakalım, tamam mı? Ve unutma, öyle birden uçmak istemek yok. Hı? Anladım anne. Hı. Damlaya damlaya göl olurmuş. Ama tabii bu bir okyanus olacak. Sen hiç merak etme, tamam mı? İlk işim gidip şu çeki bozdurmak olacak. Anne. Ne oluyor? Yalvarırım, bana dua et. Bu kez başarılı olmam için. Dua istiyorum. Dua et bana. Dualarım seninle. Başaracağından eminim. Teşekkürler anne. Deli çocuk. Hemen uçmak yok. Önce yürümeyi öğren. Sıradan bir insan bul ya da bir dost. Hey. Sen evli misin? Evet efendim. Acelen neydi? Arkandan mı ittiler? İnsan biraz bekler, değil mi? Bekleseydin. Tamam, tamam, işine bak. Arkay de yeni evlendi. Her neyse. Zaten çok büyük düşünmek zorunda değilim. İşte bir insan. En azından iki tane bacağı var. Oho. Biraz kilolu ama. Olsun. Ben de ona göre kilolu bir aday bulurum. Yani bayağı tombul bir şey olmalı bu. Annem çok büyük düşünme demedi mi? Bu da küçük işte. Harika oldu. Aha. Anladım. Bir dakika. Ne oldu? Ha, dinle, ben sana ayrıntıları daha sonra vereceğim, tamam mı? Bak sen gerekenleri ayarla. Ona ne gerek var ki? Ha? Bak. Evet. İlk damat adayımı an itibariyle buldum bile. Belki küçük bir kıvılcım. Ama iş hayatım için büyük bir patlama yaratacak. Teşekkür ederim Bittu. Çok teşekkür ederim. Buldum işte. Hı-hı.